söz sahibi yapıp akademisyenliğin araştırmalarını onlara verelim diyor. O daha neler neler var. Daha iki gün önce kendisinin yasa tasarısını imzaladı. Erdoğan'la daha çok şey yaşanacak ve sizden çok daha büyük harçlar, daha çok büyük şeyler istenecek. İliklerinize kadar belki de sömürülecek. Daha çok şey göreceksiniz arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar, bugün 6 Kasım, YÖK'ün kuruluş yıl dönümü. YÖK kurulduğundan beri soruşturan, tartışan, araştıran binlerce üniversiteliye soruşturma açtı. Yüzlerce akademisyeni üniversiteden uzaklaştırdı. 6 Kasım'dan önce, iktidara gelmeden önce YÖK'ü kaldıracağım diye Tayyip Erdoğan iktidara geldikten sonra YÖK'te kadrolaştı, YÖK'ü kaldırmadı. Biz Tayyip Erdoğan'ın YÖK'ü neden kaldırmadığını, neden kadrolaştığını çok iyi biliyoruz. Çünkü Ermenek'te, Soma'da işçiler ölürken üniversiteden ses çıkmasını istemedi. Orta Doğu'da kafa kesen caniler gezerken üniversiteden ses çıkmasını istemedi. YÖK'ü sermayenin arka bahçesi yaptı. Üniversiteleri YÖK'ün arka bahçesi yaptı. Ve üniversiteleri sindirmeye çalıştı. Kapalı kapılar ardından yeni YÖK yasa taslakları geçirdi. Bu yeni YÖK yasa taslağında akademisyenleri YÖK belirliyor. Okuldan atılmalarının önünü açtı. Tekrardan harç paralarını gündeme getirdi. Biz 6 Kasım'da YÖK'ün kuruluşundan beri sokaklardayız. Bundan sonra AKP'nin YÖK'ünü yıkana kadar da sokaklarda olacağız. Şimdi sizlere alkışlarınızla, ıslıklarınızla ses çıkarmak istiyorum.